EMDR bilindiği üzere genellikle travma alanında kullanılan bir terapi yöntemi. Ama uzun zamandır diğer psikolojik rahatsızlıklarda da çok yaygın kullanılan ve çok işe yarayan, sonuca götüren bir terapi yöntemi. EMDR son zamanlarda performans geliştirme alanında da kullanılmaya başlandı. Çünkü performans geliştirmede de insanların performanslarını gösterirken bir takım performans bloklarıyla karşılaşabilmeklerde ve bundan dolayı da performanslarını iyi bir şekilde ortaya koyamamaklarda. Performans bloğu dediğimiz şey de geçmişte yaşadığımız kendi performans alanımızla ilgili de olabilir ya da burayı besleyecek başka bir alanda olabilir. Geçmişte yaşadığımız bu alanla ilgili travmatik bir yaşantıya bağlı olabilir. Bu travmatik yaşantı zihnimizde diğer anılar gibi depolanamadığı için zihnimizde donup kalmakta ve hala hatırladığımızda bizi rahatsız etmekte. Bu anlamda da performansı gösterdiğimiz noktada çok hızlı bir şekilde aklımıza gelmekte ve bizi rahatsız etmekte. Dolayısıyla da performansımızı iyi bir şekilde göstermemizi engellemekte. EMDR performans blokları ile ilgili çok iyi çalışan bir terapi yöntemi. Performans engellerine çok hızlı ulaşmakta. Orayla ilgili kişinin yaşadığı sıkıntıları çok hızlı gidermekte. Ve bugünkü bağlantısını, bugünle performansla ilgili bağlantısını keserek kişinin artık performansı önünde bir engel olmayı kaldırmakta. Bu yüzden son zamanlarda özellikle spor alanında çok kullandığımız bir teknik olmakla beraber artık sanatçılarla ya da iş yaşamındaki insanlarla ya da eğitim gören, sınav kaygısı, sınav performansı yaşayan insanlarla da çok yoğun kullandığımız ve çok işe yaradığını gördüğümüz bir teknik haline gelmiştir.